savaşın ne demek olduğuna dair askerlerin daha iyi bir fikri vardır. Dolayısıyla en son gelinen nokta, daha önce de benzer bir şey yapmıştı. Hatta bazı üsleri vurmuştu ama üstlerdeki Tabii bir geçen iki tane Nisan ayında, hangarın evet. kıyısına, evet, yani çok Geç. Tam bir yıl önce, evet. manalı bir şey değildi o. Ama onun iki katı füze attık diye de, Aynen. hani dediğiniz gibi bir Ve şey var, şeydi, farklı çok bir yaklaşım var. kötüydü yani. Askeri olarak da çok başarısız bir hamleydi. Ama Amerika bak vururum deyince vururum dediğini düşündü. Bununla yetindi. Şimdi burada bir mesaj veriyor. Diyor ki gerekirse vururum. Hani orayı vuruyorsam burayı da vurabilirim ama vurmuyorum. Orayı vurursam seni de vurabilirdim ama vurmuyorum. Fakat sen de sınırlarını bil. Şimdi sınırlarını bil dediğinde neresi sınır? Kimyasal. Kimyasala geliyoruz. Onu tabii ben de geçen haftadan beri yorumlarda hep İngiltere'deki kimyasalla birleştiriyorum. Çünkü İngiltere'deki kimyasalda da çok erken ve orantısız bir tepki var. Bir ülkenin içinde bir kimyasal suikast düzenlenmesi, o ülkeye kimyasal bomba atılmasının bir küçük örneğidir. Evet, bu kadar ciddi bir şeydir yani. Fakat doğrudan evet bunu sen yaptın, hadi ve ben hemen eyleme geçiyorum, ondan sonra araştırmasını yapalım dediğinizde, o zaman ya bunları beklemeyecek kadar büyük bir öfkeniz var, ya da bunları beklemenize tahammül edemeyeceğiniz hızlı ilerlemesi gereken bir projeniz var, bir Derdiniz düşünceniz başka. var. Aynen Derdiniz öyle. başka. Şimdi burada da öyle olunca tabii, o zaman Rusya velev ki kendisi yaptı, velev ki yapanı biliyor, velev ki oligarklar arası bir savaştı bu, ya servisler arası bir savaştı, velev ki, o zaman diyor ki sizin çelişkileriniz üzerinden doğrudan bu işin sizin bir projeniz olduğunu, bir kumpasınız olduğunu söylemeye başlıyor. O zaman da bizim gibi sıradan insanlar işin içinden çıkmakta zorlanıyor. Şimdi orada böyle bir büyütülmüş bir balon var. Sonra burada böyle bir şey var. İngiltere'deki tartışmalara baktığımız zaman diyor ki, medyadan yansıtıyorlar. Theresa May, parlamento kararı olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonuna katılmayı istiyor. Katıldılar. Şimdi bu 2 gün önceki. Bir gün sonraki bir haber, parlamentoda düzeltiyorum, hükümet toplandı. Kabine toplantısından sonra iki bakan, çok bizi ilgilendirmediği için isimlerini bile tam bilmediğimiz biri, işte içerideki güvenlikten sorumlu bir bakan, biri bir başka bakan. Onlar çok daha serin kanlı duruyorlar. Belli ki içeride de net bir uzlaşma yok. Fakat başbakanın ağırlığı bu kararın alınmasına neden olmuş. Şimdi orası, o zaman da İngiltere'de başbakan ülkesindeki duruma göre karşı bir ön alan çalışmanın içinde mi? Yoksa atıyorum İngiltere devletinin bir projesi olarak mı bunu yapıyor? Orada benim kafamda bir soru işareti oluşuyor. Bundan çok emin değilim. Hatırlayın, daha önce de Tony Blair İran Irak operasyonuna katılmıştı. Ülkesinde çok büyük tartışmalar rağmen bunu kişisel olarak neredeyse yürütmüştü. Ve sonradan da bunun doğru gerekçelere dayanmadığını kendisi bizzat itiraf etmek zorunda kalmıştı. Şimdi benzer bir durum görüyoruz burada. Fransa olayın içerisine dahil olmak istiyor ve Cumhurbaşkanı'nın geliş yöntemini de biraz biliyoruz. Hani Macron modeli diye bir Cumhurbaşkanı yapılma modeli var artık literatürde. Onun da o projede yeri var. O da geliyor ve o zaman karşımıza Rusya'yı sınırlandırmak, işte İran onun arkasında. Tabii. İran'ı sınırlandırmak için hiç bu kadar uğraşmalarına da gerek yok. Yani yeni bir tahkimat Yeni bir oluşturmak tahkimat ve üzere yeni bir bir hareket var, evet. Rusya'ya karşı yeni bir cephe. Bunun cephenin içerisinde ben Amerikan medyasında, Avrupa medyasının bir kısmında, Guardian gibi biraz daha sol diyeceğiz ama artık o nasıl ona karşılık geliyor bilemiyorum. Mecralarda Türkiye'nin Rusya'yla Batı bloku arasında bir seçim yapması gerektiği üzerine sürekli vurgu yapılıyor. Bu ne demek? Bir de Türkiye bunu daha ne kadar yürütebilecek, ne kadar taşıyabilecek üçlü fotoğrafı diyorlar. Bu ne demek? Bu üçlü fotoğraftaki iki ülke giderek daha ağırlaşacak Batı nezdinde. Ağırlaştıkça Türkiye bu ikisini nasıl taşıyabilecek yanında? Bir tercih yap ve o ağırlığından kurtul. Şimdi Türkiye'de tercih yapma durumunda değil. Çok enteresan bir yere Ama doğru bir tercih geliyor. zorlanacak. Zorlanacak, zorlanıyor değil mi zaten. Sayın Hocam? Sürekli zorlanıyor. Şimdi bir de Amerika tarafından hani devam edelim mi? Tabii Buradan tabii başka lütfen. soru var Tabii mı tabii bilmiyorum. buyurun. Şimdi bir Amerika'da bir kabine değişikliği oluyor. Yani sürekli değişiklikler oluyor Amerika'da ama sık sık.
Daha birkaç gün önce başka bir güvenlik danışmanı istifa etti. Ama bu arada da Pompeo'nun onaylanması ve göreve gelmesi söz konusuydu. CIA'nin başına çok daha şahin, işte meşhur, yani işkenceyle meşhur birisi geldi filan. Dolayısıyla bu ekip, yani askerin ve ki yani Pompeo da zaten askeriyeden gitmişti CIA'ya. Bu ekibin bir İran projesi olduğunu, Trump'ın da baştan beri bu projenin destekçisi olduğunu biz zaten biliyoruz. Doğru. Şimdi burada her zaman şu, Arap Baharı sırasında da sık sık gündeme gelmişti bu konu. Suriye neden tıkandı? Yani ben o zaman da demiştim, daha ilk haftalardan itibaren Rusya Suriye'yi bırakmaz. Mümkün değil yani. Niye? Çünkü Irak'ta iyi kötü Sovyetlere müzahir olmuş zamanında, sonra da hala Suriye ile yakın duran bir rejimi Amerika Birleşik Devletleri devirdi. Arkasından Libya'da bir yine aynı şekilde sosyalizme daha yakın duran bir rejimi Amerika Birleşik Devletleri devirdi. Onların da yani Ruslarla çok ilişkileri iyiydi. Ve şimdi geriye kaldı Suriye. Suriye'yi bıraktığı zaman, Suriye'den vazgeçtiği zaman Rusya, Akdeniz'de hiçbir yere erişimi kalmıyor. İddiası bitiyor. Bu bir, yani bölgedeki iddiası bitiyor. İki, şimdi Rusya nasıl iktisadını, ekonomisini yürütüyor? Avrupa'ya gaz satıyor, petrol satıyor değil mi? Yani sağlayıcı ülke konumunda. Eğer Akdeniz'deki doğalgaz var olduğu iddia edilen diyelim. Yani işte Filistin açıklarında, İsrail açıklarında, Mısır ve Suriye açıklarında, Kıbrıs'ın değil mi açıklarında bir münhasır ekonomik bölgeler gündeme geldi bizimle de.